Peki şimdi Amerika tarafında da ya Trump seçilirse 2024 değil ama 2025 için ne söylersiniz gibi sorular geçiyor. Bir Amerika değerlendirmesi de ufaktan yapalım Avrupa'nın ardından. Tabii. Sonra belki şu alınması muhtemel olan döviz hani euro bazında değil ya da dolar bazında değil belki ama o para birimleriyle alınacak hisse senetleri yani yabancı borsalardan alınabilecek hisse senetleri üzerine konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi Trump seçilmesi çok şeyleri değiştirebilir. Çünkü Trump geldiği zaman bir kere piyasa dostu birisidir Trump ve de bu Ukrayna savaşını desteklemeyen birisidir. Dolayısıyla kafadan Amerika'nın harcamaları azalacaktır. Amerika daha içe dönecektir ve şirketlerin üzerindeki bu Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için harcanan paralara kaynak yaratan yüksek vergiler ortadan kalkacaktır. Yani şirket kârları daha iyi olacaktır. Trump piyasa için çok pozitiftir ve biz Ağustos ayındaki anketlerde Trump'ın arayı açtığını görürsek piyasa bunu önceden fiyatlayacaktır. Yani o bakımdan Trump iyidir. Ancak Trump'ın önünü kesmek istiyorlar. Kesilebilir. Yani bir ceza alabilir, aday olamayabilir, seçime katılamayabilir. Böyle şeyler benim uzmanlık alanım değil hukuk konusu Amerika'da. Ama önünü kesmezlerse Trump seçilebilir. Öyle görünüyor. Trump'ın seçilmesi neyi yani bunları değiştirir. Ancak Amerika'da bir resesyon beklentisi var. Yani bu işte bugün tüketici güven endeksinin epey düştüğü görüldü. Yarın da veriler gelecek, ADP gelecek, Powell konuşacak. Ondan sonra Cuma günü tarım dışı istihdam verisi gelecek falan. Yani Amerikan ekonomisinde bir yavaşlama, bir resesyona doğru bir gidiş başlıyor olabilir bu aylarda. Bunun sonucu olarak da şu anda piyasa Eylül ayındaki toplantıda, 18 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi bekliyor. Belki bu faiz indirimi ECB de Merkez Bankası da Haziran'da yaparsa Temmuz'a geri çekilebilir. Fed burada piyasayı daha fazla sıkmamayı tercih edebilir diye düşünüyorum. Ama Trump gelirse, Trump gelmezse veya Trump'ın kazandığı belli olmaz, seçim yenilensin, bir daha sayılsın falan gibi şeyler olursa sene sonunda yani o Kasım ayında, Aralık ayında çok resesyona girilebilir. Ciddi düşüşler olabilir 2025 yılında Amerika'da borsa sert düşebilir yani. Şu anda öyle bir şey yok. İyi görünüyor bence. Bir düzeltme içerisindeyiz şu anda ama o düzeltmenin de bittikten sonrasını ben iyi görüyorum. Trump olursa bu senaryo biraz daha ötelenir yani 2025 belki Mayıs'ına, Haziran'ına yani yazına kadar belki ötelenebilir yani o Trump'ın getireceği coşkuyla falan böyle şeyler olabilir ama Amerika'da bir düşüş olacak yani bu öyle gösteriyor. Orada bir Çin dolaşması bekler misiniz peki? Yani zaten şöyle Trump bazı şeyleri böyle Çin'i rakip olarak görüp işte yeni gümrükler vesaireler koymuştu falan. Yani Biden da devam ettirdi yani. Biden zamanında da öyle bir Çin'den iyileşme falan gibi şeyler olmadı. Yani dolayısıyla o eskisi gibi devam eder. Yani ekstra bir şey olmasını beklemeyiz orada. Biraz daha Amerika'nın içe döndüğü bir daha eski böyle İkinci Dünya Savaşı öncesi izolasyoncu Amerika'ya dönüş olabilir Trump gelecek olursa. O da dünyanın daha farklı bir dünya olması anlamına gelir zaten. Peki Yani hani bugün iyi birazcık olur, iyi olur. Kısa vadede iyi olur yani piyasa için. bu İsrail-Filistin gerginliği, o gerginlikle birlikte yükselen diğer coğrafyadaki gerginlikler, işte dalaşmalar, sıcak çatışmalar, işte İran tarafına özellikle soracağım. İran tarafı biraz daha danışıklı dövüşmüş gibi geliyor bana. Biri drone'unu denedi, biri roketini denedi ve günün sonunda sorunsuz bir şekilde mevzu halloldu diye görüyorum ben. Öyle okuyorum en azından tabloyu. Bilmiyorum siz öyle okur musunuz ama sonuç itibariyle buradaki gerginlik
gerginlikler öyle ya da böyle altının bir parça yükselmesine, doğalgazın, petrolün bir parça yükselmesine neden olmuştu. Sonra bu işin böyle olduğunu benim gibi düşünmüş olsa ki stratejistler, tamamdır onlarda sorun yok, roketlerde sorun yok. O zaman hadi altındaki o gereksiz boş hikayeyi bir düzeltelim biz demiş gibi görünüyor. Ne dersiniz, katılır mısınız? Yani evet, gereksiz hikaye var ama altındaki yükseliş daha ziyade faiz indirimleri olacak ve yani faiz düşecek beklentisiyle oluşmuş bir şey. Amerikan 10 yıllıklar arttıkça altındaki hikaye bitiyor. Amerikan 10 yıllıklar yeteri kadar arttı, bundan sonra artık düşüyor dediğimiz noktada savaşa falan ihtiyaç yok. Altın kaldığı yerden devam edebilir. Yani orada altında hikaye henüz bitti diyemem ben. Fakat altın yani bir düzeltmeye girebilir yarından itibaren. Bugün çünkü çok sertmişti. Yarın bir toparlanma olmazsa altın düzeltmeye girebilir. Altın almak isteyenler biraz beklesinler. O yüzden böyle bir ortamda S&P 500'e yatırım yapmak isteyenler de biraz beklesinler. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Ayrıca Trump gelecek olursa altın için değil. Yani çünkü işte bir jeopolitik gerilimler falan Trump zamanında da olur. Yani bu Trump İsrail'e destek verir. Yani İsrail'le hiç bir problemi olmaz. Başkan İsrail'e destek verir. Gerçi yani onun çok bir haber değeri olduğunu bilmiyorum da. Ama Ukrayna'ya destek vermez. Yani orası, onu göreceğiz. Orası biter. Rusya'yla olan ilişkilerinden sebep mi söylüyorsunuz onu? Yok, yani orada paralar boşa gidiyor diyor.